Arkadaşlar selamun aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle define ve arkeolojiye hoş gelmişsiniz tekrar. Bugün çalışmıyoruz arkadaşlar. Kazı işlemleri yok. Biraz şöyle kafamızı dinliyoruz. Çünkü bazı böyle güzel bir şeyler bulduğumuz zaman bana kafa izni veriyorlar. Zaten havada gördüğünüz gibi kar yağıyor. Burada. Hava güzel yani. Çok soğuk değil. Zaten alıştık buraların karına, karlarına. Yanlış anlamayın, kar arkadaşlar. Gökten yağar kardan bahsediyorum. Türkçemiz biraz ilginç, o yüzden hani yanlış anlaşılma olmasın. Şöyle bugün gideceğiz, biraz kafamı dinleyeceğim, gezeceğim. Arkadaşlar var, onlara uğrayacağız. Biraz kendimize vakit ayıracağız. Akşam da nasipse canlı yayınımız var arkadaşlar, inşallah. Sizler de bekliyorum. Çok fazla şöyle hani maddi değeri yok ama manevi değeri, tarihi değeri çok olan, kazı çalışmalarında olan birkaç böyle materyal, bir iki tane farklı materyal var. Onları beraber yakından bakacağız, yakından dokunacağız, inceleyeceğiz. Hani belki diyeceksiniz ki işte maddi değeri yok. Maddi değeri olmayabilir arkadaşlar. Önemli olan tarihi değerinin olması. Bizler biliyorsunuz tarihi seven insanlarız ve binlerce, hatta 1500 yıllıktan fazla bir tarih geçmişi olacak bu objelerin. 1500 yıldan önce insanlar bunları ne için, nasıl yapmışlar, niye kullanmışlar, neye kullanmışlar ve kimlerin eli dokunmuş onlara? Yani gerçekten tarihi geçmişi düşündüğümüz zaman gerçekten de en önemli şey aslında budur. Tabii ki maddiyat da önemli ama hani her şey maddiyat olarak uçurursa zaten bir şeyin anlamı kalmıyor. Maddiyat olarak bugün var, yarın yok veya işte bugün yoksa yarın olacak olan bir şey, ama tarih her zaman geçmiş bir tarih her zaman ele geçirilmiyor arkadaşlar. O yüzden ben tarihi çok seviyorum. Tarihi değerinin olması benim için her şeyden daha önemli. Ben çünkü kendim tarihi seven bir insanım. 1500 yıldan fazla olan bir geçmişe sahip olan bir obje, kazı çalışmalarını yaptığımız yerde bulduklarımız derken orada olan objelerden bir iki tane, çünkü maddi değer olmadığı için aldım, söyledim. O şekilde ben şunu düşünüyorum. Sizlerle de canlı yayında zaten beraber görüşeceğiz. Hem sizin de görmenizi istiyorum. Hem de beraber onu yakından incelemiş olacağız. Birkaç teste tabi tutacağım elimdeki objeleri. Ve özellikle o metal olan, yani ne için kullanıldığını tabii ki bahsederim ama o metal olanlar mesela nasıl yapılmışlar? Ne kadar güzel bir işçilik yapılmış. Sanki günümüzde yapılmış gibi, çok muntazam ve çok güzel. Sizlerin de onu görmesini istiyorum arkadaşlar. İşçiliğe bakın, yani kaynak yok, hiçbir şey yok. Ezilerek, dövülerek yapılmış ve mükemmel işçilik var. Ondan sonra o diğer, mesela diğer malzeme de günümüzde kullanılan teknolojiler ile kullanılan, günümüzde yapılan ve işte hani ne için yapıldığını şu an söylemeyeceğim ama günümüzde de kullanılan son teknolojilerle yapılan bir işlemi geçmiş zamanda farklı işlemlere tabi tutarak doğal halinde yapmışlar ve kullanmışlar. Yani onu ısıtmak için kullanmışlar diğer objeyi, mesela binayı ısıtmak için kullanmışlar arkadaşlar. Yani gerçekten şu anda hani ne diyorlar ona, mantolama mı diyorlar yaptığımız binalara yaptığımız işlem var ya, onu geçmişte doğal malzemelerle ve o doğal malzemeleri çok farklı işlemlerden geçirerek yapmışlar mesela. Mükemmel. İnsanların, gerçekten eski insanların yapmış oldukları, düşünmüş oldukları bu işlemler gerçekten yani mükemmel yani. Akla, hayale ermiyor. Ta 1500 yıldan önce insanlar bu şekilde düşünmüşler. Biz şu anda elimizdeki olan teknolojilerle mesela hala yapamıyoruz bu işlemleri. Onu diyeceğim. Yani bulduğumuz malzemeleri ne olursa olsun hani... Tabii ki maddi olarak çok böyle maddiyat yüksek olan malzemeleri tutup da sanal ortamda yayınladığımız zaman sıkıntı oluşuyor. Her zaman bu böyledir. Ama maddi değeri olmayan ama tarihi değeri olanlara bir şey demiyorlar. Yani denilemiyor. Çünkü içinde maddiyat yok. O yüzden sizin de bunu görmenizi istiyorum. Ufak da olsa şöyle bir fikir edinmenizi istiyorum. Kafanızda böyle bir canlandırmanızı istiyorum. İnsanlar neler yapmışlar, nasıl yapmışlar? Gerçekten mükemmel. Arkadaşlar akşam neyse yayında görüşmek üzere diyorum. Hava gördüğünüz gibi mükemmel. Şöyle ben seviyorum karı.
hani gökten Allah tarafından yağdırılan kar var ya, onu seviyorum arkadaşlar. Tekrar yanlış anlaşılma olmasın. Şöyle bizim aracın yanına doğru ilerliyorum. Şöyle bakalım aracımız ne alemde. Aracımız karlar altında. Güveylanımız. Hava da mükemmel. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Böyle kar yağdığı zaman soğuk olmuyor. Ben de seviyorum. Biraz da biliyorsunuz Karadeniz'deyiz. İklim olarak da alışkınız. Hani kışa, kara. Seviyorum. Birazdan araçtan bir yere gideceğim. İnşallah gidebiliriz. Çünkü yollar burada biraz tuhaf. Normalde de zaten yollar kötü. Kar yağdığı zaman o çukurları, o kırıkları, döküntüleri göremiyorsun. Üstü dolduğu için daha tehlikeli oluyor. Bakalım artık. Evet. Yapmış olduğumuz çalışmalar... Avrupa'dayız arkadaşlar. Bilmeyenler için tekrar hatırlatayım. Avrupa'da çalışmalara katılıyoruz. İşte farklı şehirlerde, farklı ülkelerde, Avrupa ülkelerinde çalışmalara katılıyoruz. Sağ olsunlar. Bizi buraya çağıran, davet eden böyle güçlü insanlar var. Onların sayesinde buralardayız. Sizlerin de buralara gelip görmelerini istiyorum. Gelemeyenler için elimden geldiğince farklı ülkelere, farklı yerlere, tarihi yerlere, güzel yerlere gidiyorum, çekim yapıyorum ve paylaşıyorum. Ki gelemeyecek olan arkadaşlarımız yanımda olmuş gibi veya işte gelmiş gibi gittiğim, gördüğüm yerler onlar da görsünler. Hakları geçmesin diye gayret ediyorum arkadaşlar. Ha, şundan dolayı da özür diliyorum arkadaşlar, sizden tekrar söyleyeyim. Bazı sadece amaçları para kazanmak olan işsizler diyeyim artık. Çünkü işleri meslekleri olsa zaten böyle yapmazlar. İşsizleri gibi bugün bir şey, taşın altına bir şey sokuşturuyorum. Biraz sonra gidiyorum buluyorum. Yarın bile değil yani. Biraz sonra gidiyorum onu buluyorum. O şekilde video yapamadığım için özür diliyorum arkadaşlar sizden. Bu gibi videoları izlemeye alışkın arkadaşlardan özür diliyorum tabii. Diğer arkadaşlar da zaten neyin ne olduğunu biliyorlar. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Ben böyle yapamayacağım. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere diyorum. Akşama görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum.